Şimdi yapmak istediğimiz şey 2 üzeri x'in x'e göre türevini almak. E hadi o zaman başlayalım. e üzeri x'in türevini almayı zaten biliyorum diyebilirsiniz ama 2 gibi e'den farklı bir taban olursa ne yapmamız gerektiğini henüz bilmiyoruz. Bu soru için en önemli nokta da bu. 2 üzeri x ifadesinin farklı bir şekilde yani aslında bu ifadeyi e üzeri bir sayı şeklinde yazabilmek. Bakalım bunu becerebilecek miyiz? Peki. E, tabandaki 2'yi nasıl değiştirip e üzeri bir sayıya çevirebilirim? Temel sorunum bu. Öncelikle şunu düşünelim. e üzeri ln 2. Evet bu nedir? Biliyoruz ki e üzeri ln 2 aslında 2'ye eşitti öyle değil mi? O yüzden 2 üzeri x yazmak yerine bunu şu şekilde de yazabiliriz. e üzeri ln 2 ve bu ifadenin tamamının üzeri x. Evet, bunu sarı ile yazayım. Şimdi, bunu yukarıda yerine yazalım. 2 üzeri x'in x'e göre türevini almak yerine, e üzeri ln 2 parantez üzeri x yazıp, x'i yine sarı renkle yazayım. Evet, bunun türevine bakalım. Şimdi, üslü sayılardan dolayı üssün üssü kuralını Biliyoruz değil mi? Eğer bir ifadenin üssünü alıyorsak ve bu tüm ifadenin tekrar üssünü alıyorsak aslında bu iki üssün çarpımını kullanabiliriz. Bunu şöyle bir ifade edelim yeniden. Eğer elimizde a üzeri b varsa ve bunun c'inci kuvvetini alırsam bu aynı zamanda a üzeri b çarpı c demekti değil mi? Şimdi bu kuvvet özelliğini bu soruda kullanacağız. Evet. Ve bu sayede bu yukarıdaki ifadeyi tekrar yazacağız. e üzeri ln 2 çarpı x ve bunun x'e göre türevi. Bunun güzel yanı artık bu ifade e üzeri değişken değil mi? e üzeri bir değişken halini aldı. Yani artık zincir kuralını kullanarak bunu çözebiliriz. e üzeri değişkenin türevi Yine e üzeri bu değişkene eşittir. Yani bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. e üzeri ln 2 çarpı x. Burayı biraz daha açıklamak istiyorum. Bu son yazdığım ifade aslında şuna eşit. e üzeri ln 2 çarpı x'in ln 2 çarpı x'e göre türevi. Yani bir değişkene göre e üzeri bu değişkenin türevini aldık. Ve bu tam burada yazan ifade yani e üzeri bu değişkene eşit. Burada zincir kuralını uygulayarak bu ifade ile bu değişkenin x'e göre türevini çarpacağız. ln 2 çarpı x'in x'e göre türevini kastediyorum. Bu da ln 2 yapar değil mi? a çarpı x'in x'e göre türevi kısaca a'dır. Yani ln 2 aslında x'in önündeki herhangi bir katsayı değeri. Peki. Burada da açıklama yapmak istiyorum. Bu ifade ln 2 çarpı x'in x'e göre türevidir. Aslında artık soruyu bitirdik ama sonucu daha da sade hale getirebiliriz. Bu son kısmı farklı bir şekilde yazabiliriz. Evet, şuraya bir çizgi çizeyim. İlerlememiz belli olsun. E üzeri ln2 çarpı x kısmını yine kuvvet özelliğini kullanarak farklı bir şekilde yazabilirim. Yani e üzeri ln2 üzeri x çarpı ln2. Peki, e üzeri ln2 neydi? Bunun 2'ye eşit olduğunu zaten az önce ifade etmiştik. Yani bu ifade 2'ye eşit. Şimdi bunun tamamını daha sade bir hale getirebiliriz. Burada sıralamayı biraz değiştireceğim. Önce bu kısmı yazacağım. Yani ln 2 çarpı 2 üzeri x ya da 2 üzeri x çarpı ln 2 olarak da yazabilirsiniz. İşte 2 üzeri x'in x'e göre türevi.